importante. Resultato è importante. Sağ içinden merhaba. Galatasaray'ın Sivas Spor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçı Bülent Kalafat'la birlikte değerlendireceğiz. Oldukça keyifli bir maçtı. Son 10 dakikası bayağı böyle iki takıma da gitti geldi zaten. İyi bir maçtı. Ben Galatasaray'ı oldukça iyi buldum aslında. Sen nasıl buldun? Valla Galatasaray bugün duran toptan pozisyon buldu mu buldu. Akan oyundan pozisyon buldu mu buldu. Seri'nin savunma arkasında oyuncu kaçırmasıyla pozisyon buldu mu buldu. Kontroldan pozisyon buldu mu istemediğin kadar buldu. İlk yarıda maçı kazanmak için gereken her türlü pozisyonu buldu zaten. İlk yarı itibariyle 2'ye yakın bir gol beklentisi de çıkmış devre arasında Opta'nın verilerine göre. Aslında hani Seri'nin bir sakarlığı Galatasaray'ın bu sefer yanlış seriyi bozmasına sebep oldu. Hani Kadıköy'deki yenilmezlik serisini bozmuştu. Müthiş oyunuyla ama bugün yaptığı penaltıyla 9'a 9'u bozmuş oldu aslında. Çünkü hani o penaltı olmasa bir 5-10 dakika daha oyun 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüne geçse Galatasaray'ın çok rahat fark artırabileceği bir senaryo devreye girecekti büyük ihtimalle. Onyekuru'yu çok etkili kullanabilecekti Galatasaray. O fırsatı bulamadı. Ve neticede son 15 dakikada Fatih Terim çok büyük bir risk aldı. Onu istiyorsan biraz ele almak lazım. Ya ben hoca ile ilgili tabii ki yani 2012'den beri izlediğim en iyi Galatasaray. Melo ve Selçuk işte o Elmander'li Galatasaray'dan beri en iyi Galatasaray. O 2012'deki Galatasaray'ı yaratan da Fatih Terim. Hocanın net hakkını vermekle birlikte oyuncu değişikliklerinde çok hata yaptığını düşünüyorum. Çünkü Sivas Spor Lig'in fiziksel olarak en iyi takımı. Zemin bozuk. Senin oyuncuların daha çok yorulacak belli. Fenerbahçe ile birlikte en iyi takımdı ilk yarıda Sivas fiziksel olarak. Fenerbahçe düştü ikinci yarıda. Sivas ayakta kalmaya devam etti. Zaten son 30 dakika bölümünde Sivas'ın daha diri olduğu belliydi ikili mücadelelerde. Takım orada yorulurken 75'e kadar oyuncu değiştirmemek ve 75'ten sonra da iki forvet alıp orta sahayı boşaltmak oyunu kırmaktı aslında. Maçın 3. bir golün atılmaması iki takım adına da büyük şans aslında yani. Maçı tamamen langırta çevirdi hoca. Halbuki 60'ta Seri yorulduğunda, Falcao yorulduğunda, Falcao, Adem, Seri, Belhanda değişiklikleri yapıp oyunu tutup kendi oyununun gücüne güvenerek devam etmiş olsaydı muhtemelen galibiyete çok daha yakın bir Galatasaray performansı izlerdik. Orada acaba Fatih Terim şöyle bir dezavantaj yaşıyor olabilir mi? Haftalardır görüyoruz. Ömer Bayram'ın yükünü 90 dakika boyunca kaldırmakta giderek zorlandığı haftalardır gördüğünüz bir tema. Geçen hafta da oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Evet. Acaba hoca kafasında hep şöyle düşünüyor mu? Hani benim zaten birinci değişikliğim belli. Benim aslında iki tane değişiklik hakkım var. Hani üç değil de. Gibi. Hani belki öyle düşünmek hocayı hep biraz daha geç hamle yapmaya sevk ediyordur. Belki diye bir fikir cimnastiği yapmış oldu. Son haftalarda, son 10 haftadır nereden bakarsak işte 75'e kadar bir türlü oyuncu değiştirmeme sebebini ben Fatih Terim'in bu oyunun düzeninin oturmasını sağlamaya çalıştığını düşünmüştüm. Yani 75'e kadar oyuncular birlikte oynasın, o paslaşmalar, o yardımlaşmalar vesaire birbirlerini iyi ezberlesinler diye değiştirmiyor diye düşünüyordum. Ama bu maçta artık çok gerekliydi. Zaten zeminin de bozuk olması seriyi daha da bozuyordu. Yarın podcast'te de konuşuruz. Şimdi istatistiklere bakmadım. Bakarız. Serinin muhtemel geçmiş haftalara göre pozitif isabet oranı bir anlamda düşmüştür. Podcast'te daha detaylılarından inceleriz ama Galatasaray'ın bozan şey bence o oyuncu değişikliği ve 60'tan sonra düştü takım yani. Evet. Peki sen Sivas'ı nasıl buldun? Biraz da o açıdan değerlendirelim. Emre oynamadı. Yasin'le başladı. Evet, o enteresan bir tercihti. Rıza Çalınbay Yasin'le başlamayı seçti. Ancak bundan bağımsız olarak Sivasspor maçı çok yoğun bir 3. alan baskısıyla başladı. Ve belki de burada savunmanın önünde, savunmacıların önünde korunmakta olan pozisyonda Seri yerine savunmanın önünde Lemina ve biraz daha ortada o mücadelelere biraz daha katılmak zorunda olan bir Seri ile başlamak belki burada biraz ters tepti. Ve ilk 10 dakikada Sivasspor neredeyse Galatasaray'ın hiç kendisi aslında çıkmasına izin vermeden 3 tane şut üretti. Üçüncüsünde de golü buldu. Hani Muslera yavaş yavaş sezon sonundaki God modu açmış olmasa belki ilk iki şuttan biri de gol olabilirdi. Evet, ekstra bir aslında burada şaşırtıcı olan hani Sivasspor'un son 15 dakikada üzerine sürekli gelen ve galibiyet alan arayan bir Galatasaray'a karşı etkili kontratak yapamamasıydı. Cesur davranmadılar. Evet, yani savunmadan çok fazla topu şişirerek sadece uzaklaştırmaya baktılar. Hiç böyle düşünülmüş bir şey yoktu ki. Yani Marcao o kadar fazla çizgiye basmaya başlamıştı ki bir yerden sonra. Yani çok büyük boşluklar oluyordu. Galatasaray çoğunlukla iki tane oyuncuyla tutmaya çalışıyordu ortaya ki onlardan bir tanesi de Seri'ydi. Buna rağmen maçın son 15 dakikası hani bir iki tane pozisyon dışında Sivasspor'un kalesinin önünde geçti.
Bu da onlara herhalde net olarak eksi yazılacak şeylerden biri. Biraz daha sakin kalsalar o boşlukları değerlendirebilecek topları atabilirlerdi gerçekten. Onlar da o baskıyı hissetti diyelim. Daha detaylı olarak o zaman podcast'te yarın konuşuruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yarın podcast'i takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.